Birinci soruda kutular içerisindeki sayılara oklar üzerinde gösterilen işlemler uygulanarak sonuç hesaplanacaktır. Burada bir örnek vermiş. Bu örneğe göre gideceğiz. 8 artı 2 10 demiş. 10 eksi 5'e bölmüş. Eksi 2 olarak bulmuş. Aynı işlemi şuradaki ifadeye uygularsak sonucu A olarak buluruz. A'yı istiyor bizden. Eksi 4 çarpı 3. Eksi 4 çarpı 3. Artı 2 eklemiş. Çıkan sonucu 2 eklemiş. Sonra çıkan sonucu da eksi 5'e bölmüş. En nihayetinde eksi 7 ile toplamış. Ve sonucun A olmasını istiyor. İşlemleri parantez içerisinden başlarsak. Eksi 12 artı 2 bölü. Eksi 5 eksi 7 eşittir. A ifadesi. Şuradan eksi 10 bölü. Eksi 5 eksi 7 olur. Eşittir A'dan. Eksi eksiye bölerseniz buradan arkadaşlar. Şunlar pozitif olur. Artı 2 eksi 7 olur. Bu işlemin sonucu da eksi 5 olur. Yani A'yı eksi 5 olarak bulur. İkinci soruda arkadaşlar işlem önceliği dikkate alınmadan yukarıdaki verilen diyagramdaki sayılarla istenilen işlemlerin sırasıyla soldan sağa doğru yapılmasıyla x sırasıyla sağdan sola doğru yapılmasıyla da y sayısı elde ediliyor. X artı y toplamı kaçtır? Soldan sağa doğru diyoruz arkadaşlar. Soldan sağa doğru işlem yapıyorum. İşlem önceliğini dikkate almıyorum. 5 ile 3'ü topluyorum. 8. Şurayı topladım. 8. Sonra çarpma işlemi geliyor. 8 ile 2'yi çarpıyorum. 16. Sonra 16'dan sonra çıkarma işlemi geliyor. 16 eksi 4 eşittir. 12. 12'den sonra bölme işlemi geliyor. Şuradan 12 bölü 12'den de x yani x'i 1 olarak bulmuş oldum. Şimdi sağdan sola doğru işleme devam ediyorum. Sağdan sola doğru. Şurayı temizleyelim. Silerim burayı. Şekilde. Öncelikle şunu bölüyorum arkadaşlar. 12'yi 4'e bölersek 3. 3'ten 2 çıkarıyorum. Çıkarma işlemi. 3'ten 2 çıkarıyorsam 1. 1 ile 3'ü çarpıyorum. 1 ile 3'ü çarpıyorum. 3. Şuraya geldik. 3 ile 5'i topluyorum. 3 ile 5'i toplarsam da 8 olur. Y sayısını da 8 buldum. X artı y'yi istiyor bizden. 1 artı 8'den sonucumuz 9 olur. Üçüncü soruda arkadaşlar uzunluklar 22 santimetre, 17 santimetre, 11 santimetre olan cetveller aşağıdaki gibi düz bir zeminde konumlandırılıyor. Buna göre x değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle şuranın 15 santimetre, şuranın da 12 santimetre olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Buraya 15 dedik, buraya 12 santimetre, burası da 11 santimetre olduğu verilmiştir. X değerimiz 15, 12 ve 11'in toplamı ne olur? 27, 11 daha 38 santimetre olarak buluruz. Dördüncü soruda iki kardeş aralarında sadece el parmaklarını kullanarak aşağıdaki kurala uygun bir işlem oluşturuyor. Aralarında boşluk olmayan parmaklarda yazılı olan sayılar çarpılır. Aralarında boşluk olan parmaklarda varsa çarpma işlemi yapıldıktan sonraki sayılarla yazılı olan sayılar toplanır. Örnek verilmiş. Parmak hepsi açık olduğu için toplama işlemi yapmış. Şunlar bitişik olduğu için çarpma. Şu açık olanlarla yani 1 ve 3 ile ekstradan toplama işlemi yaptığını gösteriyor. Dolayısıyla biz de hemen bu işleme başlıyoruz. Birinci A şıkkından başlıyorum. A şıkkı bitişik olan şu parmaklar çarpılır. 3 çarpı 2 çarpı 2 artı diyeceğim. Şunlar da toplanır. 5 artı 1. 12, 17, 18. A şıkkı 18. B şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Yani 16 yumurta bulmasını isteyeceğiz. Bunlar çarpılır. 5 çarpı 1 artı diyeceğiz. Açık olanlar toplanır. 6 artı 3 artı 3, 5, 11, 14, 17 yumurta olur. C şıkkına bakıyorum. Şunlar çarpım durumunda. 3 ile toplanır. 3 artı 2 çarpı 1 çarpı 4 çarpı 5, 20, 40, 43 olur burası. D şıkkına bakıyorum. Şunlar çarpılır. 1 çarpı 3 artı 2 çarpı 2 çarpı 4 artı 5 diyeceğiz buradan. Bu işlem ne olur? Arkadaşlar 3 artı 8 artı 5 13 16. E şıkkına bakıyorum.
Şunlar çarpım durumunda 2 çarpı 5 artı 1 artı 3 artı 4 açık parmaklar toplama işlemiydi. Burası 10, 11, 14, 18, 16 yumurta bulması gerekiyordu. Cevabımız D şıkkıdır. 5. soruda ABC birer rakam olduğuna göre 3A eksi 2B artı 5C ifadesinin en çok kaç olmasını istiyor? Arkadaşlar rakamları farklı demediği için katsayısı büyük olan sayılara en büyük değer vermiş oluyoruz. Dolayısıyla A'ya 9, C'ye 9, B'yi de 0 rakamını olarak seçersek 3 çarpı 9, şunu düzgün yazalım. 3 çarpı 9 eksi 2 çarpı 0 artı 5 çarpı 9 ifadesini 27 artı 45 topladığımda 60 72 değerine ulaşırız. 6. soruda arkadaşlar otomobille bir otoyol tünelinden geçecek olan Ethem Bey tünele giriş yaptıktan bir süre sonra birinci tabelayı gördükten sonra 150 metre sonra ise yolun karşı tarafından gelen araçlar için konulan ikinci tabelayı görmüştür. Otoyol tünelinin uzunluğu kaç metredir? Şu tüneli öncelikle bir çizelim arkadaşlar. Şurası. Buradan birinci tabela, şurası da ikinci tabela olsun. Birinci tabela ile ikinci tabela arasından 150 metre olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şuradan da ikinci tabeladan çıkışa kadar 426 metredir. Dolayısıyla şuradan şuraya kadarki uzunluk 426'dan 150'yi çıkartırsanız 276 metre olur. Birinci tabela ile son çıkış noktası arasında 1418 olduğunu soruda verilmiş. Şu uzunluğu da 4276 olarak bulmuştuk. Tünelin uzunluğunu istersek 276 artı 1418 metre olur. Toplarsanız 1694 metre olur. Cevabımız 5. 7. soruda MNK negatif tam sayılardır. Buna göre M artı N artı K toplamı en çok açtır. Arkadaşlar bunu iki yoldan çözelim. Birinci yol bunu taraf tarafa toplayalım. M parantezini alırsanız N artı K eşittir 64. Bu değerler birbirine en yakın seçiyorum. Çarpımlar 64 toplamları olan sayılara bakacağım. Eksi 8'e eksi 8 dersem çarpımlar 64 olur. Dolayısıyla M artı N artı K ifadesi buradan eksi 8, eksi 8'den eksi 16 olur. Bu birinci yolumuz olsun. Bu birinci yol. İkinci yolda arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Hem 24'ü bölen hem de 40'ı bölen en küçük sayımız eksi 8'dir. Burada da eksi 8'dir. Dolayısıyla ortak olan kimdir? Ortak olan M olduğuna göre M'leri eksi 8 seçeceğim. M çarpı N ifadesinin 24 olması için burası eksi 8, o zaman ne? Eksi 3'tür. Eksi 8 ile K'yı çarparsam 40 olması için K'nın eksi 5 olduğunu buradan görmüş oluruz. Dolayısıyla M artı N artı K ifadesi eksi 8, eksi 3 ve eksi 5'in toplamı da eksi 16. Her durumda C şıkkını bulmuş olur. 8. soruda arkadaşlar A ve B birer doğal sayı olduğuna göre A artı 2 5'tir 24 olduğundan A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar çarpımın değerinin maksimum olmasını istiyorsam A ve 2B'yi birbirine en yakın seçmem lazım. Dolayısıyla ben A'yı 12 seçersem B'yi de 12 seçmem lazım. Yani 2B'yi de 12 seçmem lazım. 2B 12 olarak düşünecek olursam B buradan 6 diye düşünürüm. Dolayısıyla A çarpı B ifadesini 12 çarpı 6'dan 72 olarak en büyük değerimizi. 9. soruda x, y, z pozitif tam sayılardır. X bölü 2 artı y bölü 3 artı z eşittir 8 ifadesinde x'in alabileceği en büyük değeri bulalım. Arkadaşlar x'in en büyük değerini bulabilmemiz için z'yi ve y'yi olabildiğince birbirine yakın ve küçük değerler seçmem lazım. Y sayısı 3'e bölündüğünden dolayı o zaman y sayısı kesinlikle 3'ün katı en küçük olan sayıyı seçmem lazım. X bölü 2 eşittir. Şu iki ifadeyi 8'in bu tarafına atarsam 8 eksi y bölü 3 eksi z ifadesi olur. Dolayısıyla çıkan sayının en az olması gerekir ki x sayısı en büyük olsun. Ben şu y'yi 3 olarak seçersem z'yi de 1 olarak seçiyorum. X bölü 2
eşittir 8 eksi 1 eksi 1 olur. X bölü 2 eşittir 6'dan. İçler dışlar çarpımından x'i 12 olarak bulmuş olur. 10. soruda Oğuz, Gökçe ve Hilal'in ağırlıkları kilogram cinsinden birer pozitif tam sayı olup bu kişilerin elektronik bir tartıda birlikte tartıldıkları durumlar ve ağırlıkların kilogram cinsinden değerleri verilmiştir. Hilal'in ağırlığı Oğuz'un ağırlığından azdır. Gökçe'nin ağırlığından fazladır. Bu kısmı yazılmamış arkadaşlar. Buna göre Gökçe'nin ağırlığı en çok kaçtır? Yani şunu şöyle diyoruz arkadaşlar. Hilal Oğuz'un şöyle diyelim. Hilal küçüktür. Oğuz o da büyüktür. Gökçe sıralaması var. Oğuz da Gökçe'nin toplamı. Oğuz artı Gökçe 38 kilogram. Oğuz ile Hilal'in toplamı. Oğuz artı Hilal bu da eşittir 44 kilogram. Şimdi bunu arkadaşlar eksiyle çarpıp yukarıdakini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacak olursanız o'lar gidecek. H eksi G eşittir 6 birim olur. Dolayısıyla ben buraya şöyle bir değer vereyim arkadaşlar. Buraya ben X dersem şurası X artı 6 olur. Şimdi bu sıralamaya gelip burada yerine yazarsam G'ye X dedim. Burası X küçüktür. Hilal X artı 6 olur. Oğuz da burası X dediğime göre toplamı 38 olması için 38 eksi x demem lazım. Burası da 38 eksi x olur. Şu denklemi çözecek olursanız x artı 6 küçüktür. 38 eksi x olur. Eksi bu tarafa 6'yı bu tarafa atarsanız 2x küçüktür. 32 olur. Her tarafını 2'ye bölersem 16 olur. X sayısı 16'dan küçük en büyük değerimiz 15 olur. En çok dediği için cevabımız 11. soruda M bir tam sayı olduğuna göre 8 artı 12 bölü M ifadesini doğal sayı yapan kaç farklı M değeri vardır? Ben bu ifadeye A diyeyim arkadaşlar. A ifadesi eşittir. 12 bölü M artı 8. Bu ifadenin doğal sayı olması lazım. Dolayısıyla M'nin yerine yazabileceğim değerler 12 tam olarak bölen tam sayılar istiyorum. Önce pozitifleri yazayım. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, bir de 12'ye bölünür. Bunları toplarsam arkadaşlar bu ifadenin hepsi doğal sayıdır. Bir de eksi 2'ye bölünür, eksi 3'e bölünür, eksi 4'e bölünür, eksi 6'ya bölünür, eksi 12'ye bölünür diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar yazdığım zaman sonuç bir doğal sayı olur. Bakalım arkadaşlar 12 1'e bölersem 12 artı 8. 12 2'ye bölersem 6 artı 8. 12 3'e bölersem 4 artı 8. 12 4'e bölersem 3 artı 8. 12 6'ya bölersem 2 artı 8. 12 12'ye bölersem 1 artı 8. Bu toplamların hepsi doğal sayı. Aynı şekilde eksi 2'ye bölersem eksi 6 artı 8. Eksi 3'e bölersem eksi 4 artı 8. Eksi 4'e bölersem eksi 3 artı 8. Eksi 6'ya bölersem eksi 2 artı 8. Eksi 12'ye bölersem eksi 1 artı 8 de bu toplamda doğal sayıdır. Dolayısıyla kaç tane değer yazmış oldum onu sayıyorum arkadaşlar. Siyah sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane değer. 12. soruda birden 60'a kadar ardışık doğal sayıların her biri birer defa kullanılacak ve her kağıtta eşit sayıda olacak biçimde ardışık olarak bir miktar kağıdın üzerine yazılıyor. Kağıtlardan bir tanesinin bir kısmı şekildeki gibi yırtılmıştır. Buna göre bu kağıtlardan herhangi birine yazılabilecek en büyük sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar bir kağıtta 4 tane oldu. 60'ı 4'e bölersek 15 tane kağıt elde edebiliyorum. Yani 1, 2, 3, 4 şeklinde gidebilir. Sonra 5, 6, 7, 8 şeklinde gidebilir. Bu şekilde 15 tane kağıda 4'er 4'er yazabiliyorum. Dikkat ederseniz en büyük rakamı son rakamı 4'ün katı. 4'ün katı olduğuna göre 8 ve 16'da 4'ün katı yazılabilir demek ki. Devam edersem 8 ve 4'ü de 16'yı da bulmuş olurum. Bu bir. İkincisi arkadaşlar 6'ya bölünebilir mi? 60'ı 6'ya bölersem 10 kağıda yazabiliyorum. Her bir kağıtta 6 tane sayı olabilecek şekilde yazabiliyorum. Ardışık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne yapabilirim arkadaşlar? Şundan 10 tane yapabiliyorum. 10 tane değer yazabiliriz ya da devam edin. Bu birincisi böyle olur. Öbürü 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dikkat ederseniz
Son sayı daima 6'nın katıdır. Demek ki 6'yı da bulabiliyoruz. 12 bulabilir miyiz arkadaşlar? 12, 60'ı 12'ye bölersek 5 kağıda yazmış oluruz arkadaşlar. 5 kağıda yazarsam nasıl olur? Yine ardışık olarak 1, 2, 3, 4 şeklinde yazabilirim. İşte 5, 6, 7, 8 diye yazabiliyoruz. 9, 10, 11, 12. Dikkat ederseniz 12 olarak buldum. 13, 14, 15 ve 16'yı da bulabiliriz. Sonraki kağıdı da yazarsak arkadaşlar 17, 18, 19, 20'yi de bulmuş olduk. Demek ki 12'yi de buluruz ama 9'u bulamayız. Neden arkadaşlar? 60'ı 9'a tam olarak bölemedik ve 3'ün ya da 9'un katı olan sayıları bulamayacağımızdan dolayı.